Bugün günlerden 2 Aralık Çarşamba. Saatte biri çeyrek geçiyor. Ben bu saatte tahtanın başında kalkıp da size ders anlatıyorsam siz niye uyuyorsunuz? Çalışmaya ihtiyacımız var. Uyumaya değil, uyandırmaya geldim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, uzunca bir süredir biliyorsunuz ki konu anlatımı yapamamıştık. Biraz rahatsızdım. Yazanlar da olmuştu. Şu an gayet iyiyim. Umarım siz de iyisinizdir. Enerjimiz oldukça yerinde. Defterleriniz şu an açık mı açık değil mi bilmiyorum. Gecenin birinde çalışıyorsunuzdur umuyorum. Tabii siz bu videoyu daha sabah ya da öğlen izleyeceksiniz ama umarım benim dediklerimi dikkate alıyorsunuzdur. Kamp son hızıyla devam ediyor, biliyorsunuz ki ödevleri veriyoruz, yola devam ediyoruz. Yeni konumuz sözcük türleri. Biliyorsunuz ki geçen sene sözcük türlerini okey oynayarak anlatmıştık. Burada da mantığımız aynı ama bu sefer okey taşlarını falan elimize almayacağız. Ama mantık aynı. Örnekleri biraz daha yoğunlaştırıp konuyu daha da anlaşılır hale getirerek devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, isimlerle başlıyorum. İsim, diğer bir ismi ad. ÖSYM çok fazla soruyor. Aslında sanki böyle kolay gibi durabilir. Ama işte sıfat, zarf, zamirle biraz karıştırılabiliyor. Nasıl karıştırılıyor? Kolay olduğu için yanlış yapabilme ihtimaliniz artıyor. Derste ne yapacağız? Konuyu anlatacağız ama gelebilecek soru tiplerini de konuşacağız. O yüzden defterlerinizi açıp pür dikkat dinleyiniz. Ders başlıyor. Evet arkadaşlar, bir şöyle varlıkların verilişine göre ve oluşlarına göre olmak üzere ikiye ayırdık. Ama burada dikkat edeceğiniz nokta nedir? Tür adı, yani biz buna cins de diyebiliriz ve özel adı olmak üzere biz varlık verilişlerine göre ikiye ayırıyoruz. Tür adı şudur. Varlığın çoğundan bahseder. Mesela masa türdür. Çünkü ben bu masadan binlerce yapabilirim. Aynı boyutta, aynı renkte, aynı ağırlıkta. O zaman varlığın çoğundan bahsediyorsam ben buna ne diyorum? Tür adı diyorum. Özel ad nedir? Varlığın tekinden bahseder. Mesela Beyza özel addır. Melis özel addır. Mehmet, Ahmet özel addır. Çünkü varlığın tekinden bahseder özel adlar. Burada şöyle diyebilirsiniz. Hocam başka Mehmet de var, başka Beyza da var. Ama şöyle düşünün arkadaşlar. Bizi tabii bu isme sahip olan arkadaşlarımız da izliyorsa. Bu zekaya, bu görünüşe, bu düşünüşe sahip bir tane Mehmet var. O da sensin. Yine bu zekaya, bu güzelliğe, bu düşünüşe sahip bir tane Beyza var. O da sensin. O yüzden sizin isminiz özel arkadaşlar. Sizi özel kılan bu. Dolayısıyla özeldeki mantığınız bu olsun. Ya da biz mesela elimizdeki canlılara da isimler veriyoruz değil mi? Ne diyorsunuz mesela? Latte diyorsunuz. Bir köpeğiniz var, ismini Latte koydunuz. İşte o özel ad oluyor. Onu da L'yi büyük yazmanız gerekiyor. Ya da bir kediniz var, ismini Bitter koydunuz. Yine B'yi büyük harfle yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Peki, varlık oluşlarına bakalım. Şimdi varlık oluşları da bizim için çok önemli. Somut ad ve soyut ad. Somut dediğim aslında ilkokuldan beri de gördüğünüz şeyler. Beş duyu organınızla algılayabildiğiniz kavramlar somut olacak. Soyutlar ise beş duyu organınızla algılayamadığınız kavramlar olacak. Hemen hepimiz biliyoruz. Mesela somut ad dediğimde işte koku. Burnumla algılayabiliyorum. Ya da ne olabilir? Kitap, defter, kalem. Hepsi somuttur. Ama hüzün dediğim zaman, ruh dediğim zaman, melek dediğim zaman, aşk dediğim zaman bunlar soyuttur. Beş duyu organınızla algılayamadığınız kavramlardır. Ya da vakit dediğiniz zaman bunlar soyuttur. Peki hocam, soru tipleri nasıl gelir? Hadi gelin böyle zorlaştırarak gelebilecek maksimum zorluktaki soruları da bir çözelim. Şöyle gelebilir arkadaşlar. Şöyle diyor, daha önce de geldim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isimden türetilmiş somut bir isim vardır? Şimdi şöyle düşüneceğim. Benim cümlemde bir adet soyut isim olsun. Mesela soyut olmayanları eleyebilirsiniz bu bağlamda. Onunla türetilmiş bir somut ada ihtiyacım var. Merdiven korkuluklarına kafasını sokan çocuğu itfaiye erleri çıkaramadım. Küçükken böyle haylaz çocukların başına gelmiştir değil mi bu durum? Şimdi korkuluk kelimesine bir bakar mısınız? Korkuluk kelimesi nereden gelir? Korkuluk kelimesi korkudan gelmez mi? Evet. Korkuluk kelimesi korkudan gelir. Peki bu sözcük aslında soyut değil mi? Soyut. Tamam. Soyut isimden türeme de istiyorum. Bakın sözcükte yapıya gidin. Korkudan korkuluk. Bir adet yapım eki aldım. Ve yapım ekiyle birlikte artık ben korkuluğu somut hale getirdim. Yani soyut addan türemiş bir somut kelime vardır diyoruz arkadaşlar. Bir başka soru
tipime bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad olarak kullanılabilecek bir cins adı vardır? Bakın, normalde özel ad olarak kullanılacak ama cins adı olacak. Herkesin annesi şudur, toprak. Toprak normalde cins adıdır, değil mi? Ama ben burada özel ad olarak da kullanabilir miyim? İsimlere de verebilirim mesela. Ama normalde cins adı olarak da kullanılabilir. Dolayısıyla bu tarz sorularda da buna dikkat edeceksiniz. Hadi devam edelim. Topluluk isimleri de bizim için çok önemli, biliyorsunuz ki. Evet, devam edelim arkadaşlar. Varlıkların sayılarına göre dediği zaman neye bakacağız? Tekil ad, çoğul ad ve topluluk adı. Bunlar çok basit aslında. Birkaç küçük tekniği var. Çoğul ad dediğim şey, ben size bunu nerede öğrettim? Sözcükte, yapıda detaylı bir şekilde öğretmiştim. Lerler ekini alan sözcük çoğul ekini alan sözcük çoğul addır. Ama bunlar tabii ki anlamlarına göre farklı anlamlar ifade edebiliyordu. Sözcükte yapıdan hatırlıyorsunuz. Tekil ad neydi? Lerler ekini alamayan sözcükler artık tekildi. Topluluk adı ise lerler ekini almadığı halde birden fazla anlamı katacaktı topluluk adlarıydı arkadaşlar. Toplum, ordu, orman, halk, millet, sürü, bunların hepsi topluluk adıydı. Mesela orman dediğimde ağaç topluluğu aklınıza geliyordu. Sürü dediğimde hayvan topluluğu aklınıza geliyor. Sınıf dediğimde insan topluluğu ya da öğrenci topluluğu aklınıza geldiği için bunlar da topluluk ismiydi. Bunlardan özellikle topluma dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle, bağlamdan hareketle çözmenizi istediğim bir soru tipi var. Bu sorularda öğrenciler biraz yanılabiliyorlar. Bunlara bir dikkat edin lütfen. Altını çizili şekilde veriyor. Zaten isimler sorularını, isimler başlıklı soruları çözdüğünüzde de test kitaplarınızda göreceksiniz. Bu sınıf çok yaramaz. Şimdi burada öğrenci topluluğundan bahsediyorum arkadaşlar. O zaman bu sınıf çok yaramaz derken bu topluluk adı olur. Ama sınıfı sürekli temizliyorlardı dediğimde artık burada ne olur? Tekil ad olur. Tamam mı? Ya da cins ad da diyebilirsiniz. Dolayısıyla buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani o bağlamda öğrenci topluluğundan bahsettim. Çünkü sınıf normalde bir mekan olarak da kullanılabilir, biliyorsunuz ki. Bu bağlamda mekan olarak kullandığım için bu tekil addır. Dikkat, burayı yıldızlıyorum. Şimdi bir sorum var arkadaşlar. Şu cümledeki adları bulalım ve adların türlerini de yazalım. Size böyle cümle cümle verip işte diyor ki bir numaralı cümle soyut addır, iki numaralı cümle topluluk adıdır, üç numaralı cümle somut addır gibi sorular gelebiliyor. Mesela bu soruyu öyle farz edelim. Kısmaçlık ve toplumdan kaçış romanlarının ana temasıydı. Sorumuz bu. Buradaki isimleri bulalım. Kıskançlık dediğimde bu nasıl bir isimdir? Bu mesela soyut bir isimdir arkadaşlar. Çünkü beş duyu organımla algılayamadığım bir şeyden bahsediyorum. Toplum dediğimde yine topluluk ismi, bakın karşıma çıktı, topluluktur. Toplumdan kaçış. Mesela buradaki kaçış da ne olur yine? İsim olur. Romanlarının teması. Bakın tamlamaları bir sonraki derste işleyeceğiz ama burada da yine isim olduğunu ve temanın da isim olduğunu görüyoruz. Nasıl tema? Ana tema bu çeldirici, sıfat çeldiricisinde gelebilir. Şuradaki ana ne olur? Sıfat olmuş olur ismi etkilediği için arkadaşlar. Bir de şöyle bir soru tipi var. Şiiri veriyor, diyor ki yukarıdaki şiirde kaç tane isim vardır? Burada sizi çeldirdiği nokta şu olur. İsmi etkileyen sözcükler sıfat olur. Tamam, orada bir isim var. Ama o sıfatları almayacaksınız arkadaşlar. Ya da mesela o şiirlerde hareketler olur. Onları direkt eleyin. Çünkü hareket bildiren ifade fiil ya da fiilimsi, biliyorsunuz ki. Onları eleyin. Ya da hareketi etkileyen yine zarflar olabilir. Edatlar, bağlaşlar olabilir. Onları kesinlikle almıyorum. Sadece ad olanları alacağım. Çünkü bu soru tiplerinde öğrenciler çok yanılıyor. Odada bir panjurun sofadadır güneşi. Camlarda yanan kurum düşer içime eşi demiş. Şimdi bakıyorum. Oda isim değil mi? Ama bak, bir panjur demiş. Kaç panjur? Bir panjur. Bu sıfat oldu. Bunu alamazsın artık. Panjur isim yine. Sofadadır güneşi. Burada herhangi bir etkileme durumu yok. Sofa isim, güneş isim. Camlarda yanan kor. Nasıl kor? Camlarda yanan kor. O zaman şurası sıfat oldu. Burayı da eledim. Kor yine isim oldu. Düşer içime eşi. Bakın söylediğim şey çıktı. Gördünüz mü? Düşmek fiil ya arkadaşlar. Bunu da alamazsınız. İçim isimdir, eş isimdir. Kaç tane oldu? 2, 4, 6, 7 tane olmuş oldu. Tamam mı? Dikkat edeceğiniz noktam, isimler sorularını çözerken tekrar söylüyorum. Ne olacak arkadaşlar? Bu şekilde sıfatları, fiilleri elemek olacak. Peki.
Peki isimler konumuz bu kadardı. Bu dersten hemen sonra tamlamaları işleyeceğiz. Bazı test kitaplarında isimler ve isim tamlamaları bir arada verilebiliyor. İsterseniz bu dersi not alın. Ondan sonra tamlamaları anlatayım. Ondan not alın. Sonra sorularını çözmeye başlayın. Kampımızda da yine bu tarz soruları çözeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kampta sözcükte yapıya kadar geldik. Yani 2021'de işlediğimiz tüm konuları bitirdik. Ondan sonra bir sonraki günlerde de bu yeni işleyeceğimiz sözcük türleriyle ilgili soru çözümleri gelecek. O yüzden dersi dikkatle dinliyorsunuz ve benimle birlikte kampa katılıyorsunuz. Evet, bugünlük ders bu kadardı. Dersi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.